neredeyim ben? Usta geçmiş olsun. Ne oldu Memati? Usta biraz uykusuz kalmışsın. Ne zamandır uyuyorum? Uzun zamandır. Doktorlar haber bekliyordu. Çağırayım usta. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Toparlıyorum usta. Ben buradayken neler oldu Memati? Sayın Karahanlı'nın güvenliğini sağlayamayan Kılıç'ın baronla aday olmasını anlayamıyorum. Bizim güvenliğimizi nasıl sağlayacaksın Kılıç? Sayın Karahanlı güvenlik tedbirsizliği nedeniyle öldürülmedi. Bunu en iyi bilen, en tecrübelimiz ve en yaşlımız iddiasıyla baronluğa aday olan Ziya Bey'dir. Sayın Karahanlı, konseyimizin parçalanmasını isteyen güçler tarafından öldürüldü. Konseyin parçalanması için elinden gelen her şeyi yapan Ziya Bey'in aday olmasını anlayamıyorum. Konseyi siz parçalamak için uğraştınız. Karahanlı'yı yanlış yönlendiren sen ve ekibindi Kılıç. Kaç kişiydik? Bak. Kaç kişi kaldık? He? Gördüğüm bu tablo beni üzüyor. Sayın Karahanlı gibi bir liderin kaybı üstüne güç birliği yapacağımıza, taht kavgasının içinde kendimizi bulmak sadece düşmanlarımızın isteyeceği bir şeydir. Ben dostlarımızı sevindirmek ve düşmanlarımızı yok etmek için, bu zor günde birleşmek için adaylığımı açıklıyorum. Eğer Samuel kardeşimiz aday olmasaydı ben ona aday gösterecektim. Kendisi aramızda dış dengeleri en iyi bilendir. Kimin ne bildiğini kim tayin edecek? Herkes adaylığını koyacaksa buradan baron maron çıkmaz. Elbette ki herkes fikirlerini açık açık söyleyecek. Adaylığını koyacak. Sen de mi adaysın Nizamettin kardeş? Hayır, ben aday değilim. Kardeşlerim, en büyük abimiz olarak Ziya Bey'in oturumu yönetmesi gerekiyordu. Teamüller her şeyin önünde diye biliyordum. Ama gördüğüm üzere şu an teamülleri çiğniyoruz. Bunun bir yolu var. Bütün adayları görelim. Ondan sonra oylama yapalım. Bakalım netice ne olacak? Ben adayım. Kılıç aday, Samuel aday. Başka aday olan var mı? Kim baron oldu? Ben nereden bileyim usta? Duyduğum, işittiğim ortalık karışık. Ziyaretine Tuncay Kantarcı geldi. Ayaküstü konuştuk. Laz Ziya'nın en tecrübeli olduğunu söylüyordu. Herhalde onu baron yapacaklar. Kılıç? Bir şey söylemedi Tuncay Kantarcı. Kılıç, Halo ziyaretine geldi. Karahanlı'nın kızı her gün sordu. Elif keza her gün geldi. Ne çok sevenimiz varmış. Hepimiz endişelendik aslında. Ama doktorlar daha iyi olacağını söyleyince... Cinayetle ilgili bir şey duydun mu? Öğrendin mi? Katili mahkeme tutukladı. Cezaevinde. Ama onun haricinde bir şey sorarsan... Bir şey yok. Sordurdum. Herif hapçının önünde gideni. Onun işi değil. Lazya baron olursa bizim durumumuz ne olacak? Karahanlı'nın mezar taşı dikili taş oldu. Lazya baron olsa ne fark eder? İş büyük Memati. Ben aday olduğum için aramızdaki en adilin oylamayı yönetmesini rica ediyorum. Nizamettin kardeş, hı? Tabii ki. Ziya Bey'i destekleyenler? Ziya Bey bu makama layıktır. Ziya Bey'in kendisiyle birlikte 2 oy. Kılıcı destekleyenler? Kılıç, Sayın Karahanlı'nın vekilidir. Tecrübesi çoktur. Bu ateşten gömleği giymeye en layık odur. Kılıç'ın kendisiyle birlikte 2 oy. Samuel kardeşimizi destekleyenler? Ben daha önce de söyledim. Diğer adayların da layıkıyla bu zor görevi yerine getirebileceklerine inanıyorum. Ama Samuel kardeşin gördüğü ülkeyi, tanıdığı insanı hiçbirimizin ömür hayatında görebilmesi, tanıması mümkün değildir. O bizi dünyayla birleştirecektir. Samuel kardeşimizin kendisiyle birlikte 2 oy. Aranızda tek oy kullanmayan benim. Memati, seninle konuşacaklarım var. Usta, bilmeni isterim ki ben hatamı anladım. Ondan bahsetmiyorum Memati. Hata yaptığını anlaman için 100 yerin kırıldı. Selim için sağ ol usta. Memati, gönül ister ki sana git, dinlen, aşk yaşa, evlen, çocuk sahibi ol, orada da iyileş diyeyim. Ama işimiz var Memati. Bize göre değil o işler usta. Biz yapmamız gerekeni yapalım. Sen ofise geç. Çocuklara bir çeki düzen ver. İyice salmışlardır hastane ayağına. Olur usta. Sen Elif'e mi uğrayacaksın? Buraya gelecekti ama... Yok Memati. Biraz işlerim var. Karar vermem lazım. Usta bu milletin kahrını yeter çektik. Neden en büyük olmuyorsun? Hepsi seni destekler. Tuncay, Halo, Kılıç, pusat elinde, Lazya bile. Baron mu olayım Memati? Niye olmayasın abi? Saydıklarından hangisi bizden kuvvetli? Yaşı diyorsan Karahanlı kaç yaşında baron olmuş usta? Ben de onu merak ediyorum Memati. Geçmiş olsun abi. Sağ ol Abdülay. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. 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 Bizi, hepimizi bir araya getiren Sayın Mehmet Karahanlı'dır. Maalesef acı bir şekilde kendisini kaybettik. Bu makama oturacak kardeşimizin ilk görevinin Sayın Karahanlı'nın katillerini bulmak ve cezalandırmak olduğunu düşünüyorum. Ancak üç kardeşimizin aday olması, diğer üç kardeşimizin bu üç adayı eşit şekilde desteklemesi, bırakın bu görevi ifa etmeyi, konseyimizin güçlü bir şekilde yaşamını sürdürmesine imkan tanımamaktadır. Oysa yeni baronumuzun bizleri bir arada tutabilecek kudrette olması gerekmektedir. Senin desteğinle bu mümkün Nizamettin. Bu odaya toplandık madem, bu odadan baronu seçmeden çıkmayalım. Burası kardeşlerin meclisidir Ziya Bey. Hiçbir kardeşimiz diğer kardeşine baskı uygulayamaz. Hepinizi ayrı ayrı takdir ediyorum. Hepinizin üstün özellikleri var. Ancak görüyorum ki hepimiz uzlaşmazsak buradan birleşme değil, bölünme çıkacak. Ben oy vermiyorum. Şimdilik. Oyumu 3 oyu bulan adaya vereceğim. Böylelikle çoğunluk sağlanacak. Ancak bu oyu da gene şartlı vereceğim. Geride kalan 3 kardeşimizi kucaklamak kaydıyla vereceğim. Evet, burası kardeşlerin meclisidir. Kardeşlik olmazsa konsey olmaz. Korkacak bir şey yok. Ustura senin elinde. Abla, rezil olduk burada millete. Her gün çiçeklerle. Polat abinin bir şey yok ki. Yok da niye burada? Öyle ölümcül bir şey yok. Herkes çiçekleri sever Eren. Kadın da, erkek de, mafya da, avukat da. Allah Allah. Nerede millet? Bir şey mi oldu acaba? Polat Alemdar nerede? Taburcu oldu. Bak hiç haber veriyor mu? Çiçekler ne olacak abla? Ofisine götüreceğiz ki iyice rezil olasın. Tamam Kılıç. Eve gelince konuşuruz. Ne olmuş anne? Yok bir şey kızım. Sana da mı hiç sormayacağım anne? Yapabileceğim bir şey olsa söylerim kızım. Babanın işleriyle ilgili. Babamın bize kalan tek işi var anne. Efe. Gerisi boş. O dengeler, bu güç savaşları babamın hayatına mal oldu. Üstelik Kılıç yanındaydı ve sen hala ona güveniyorsun. Safiye, sen Kılıç'ı tanımıyorsun. İnan babanın canını kurtarmak için canını vermesi gerekseydi tereddüt etmeden verirdi. Kusura bakma anne ama bu boş laf. Bu fedakarlığı hiçbir şey değiştirmedi. En azından artık bizim canımız için, Efe'min canı için canını veriyor kızım. Bu da yeterli. Kolay gelsin. Eyvallah. Ömer baba evde yok. Nasife anne? Beraber çıktılar. Taziye varmış. Hayırdır, kim ölmüş? Vallahi kulak misafiri oldum. Ali'nin öz babası mıymış neymiş, onlara gittiler. Baba Yiğit, şunu verir misin bana babanın canı için? Buyurun. Ömer baba, ben gelmeyeyim. Neden oğlum? Taziyedir bu. Beni tanımıyorlar zaten. Ben burada iyiyim. Sen bilirsin evladım. Ali burada olsaydı bütün bunlar olur muydu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun kızım. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İstedik ki zor gününüzü paylaşalım. Çok naziksiniz. Ne zahmet ettiniz. Bu çok güzel. Ali. Artık herkes kendine çeki düzen verecek. Herkes tetikte olacak. Kimse hata yapmayacak. Hata yapanın hatası mazur görülmeyecek. Zor zamanlardan geçiyoruz. Bilhassa abi için önemli zamanlar. Hepimiz ona destek olacağız. Gücümüz yettiğince, nefesimiz tükenene kadar. Abi, güvenliği arttırdık da dost kim, düşman kim, kime tedbir alacağız bilmiyoruz. Hatırlı birisine de yanlış yapmayalım. Dost belli, buradakiler. Düşman da belli, burada olmayanlar. Hatırlı biriyse gelişinden anlarsınız. Sadık, kapıdaki adamlar senin. En küçük ihmali affetmem. Tamam abi. Nevzat, Adnan, siz buranın güvenliğinden sorumlusunuz. Eski günlerdeki gibi abi. İçin rahat olsun abi. Erdoğan'la Pürmüz benimle olacak. Tamam abi. Abdülay ile özel ekibi hep abiyle birlikte olacaklar. Beni tasfiye mi ediyorsunuz Memati abi? Sen idare amirisin. İşini yapanı yapmayanı bana bildireceksin. Anladım abi. Ben 3 numarayım da arkadaşlar anlamamış olabilir. Onlara bir deklare etsen abi. Kafa karışıklığı olmasın. Aramızda numara yok Erhan. Birinin arkasında sıfırız. Abi. Benim işten abiye bahsedebilme fırsatın oldu mu? Abi, avukat hanım geldi. Herkese iyi günler. Hoş geldiniz. Polat içeride mi Memati? Henüz gelmedi. Hastaneden çıkmış. Biraz işleri vardı. Sonra gelelim istersen abla. Yok, bekleyeceğim. Sizin için bir mahsuru yoksa? Estağfurullah. Buyurun, oturun. Zerre kadar hayır işlerse sonsuz hayatta işlediği hayrın karşılığını alır. Kim zerre kadar şer işlerse karşılığını muhakkak alır. Yaradan niye bunu bildirme gereği duymuş? Baştan söylemiş kızım. Ama buna rağmen hayatlarımıza bakalım. Ne kadar iyi var hayatımızda, ne kadar kötü var. Bile bile nasıl kötülük yapabilir ki insan o zaman? Yaradan'ın merhametine sığınarak herhalde. Merhamete sığınıp çok zulüm işleyen vardır. İnsanın anasının babasının yaptığının bedelini evladı öder mi? Bedelini ödemez. Ama eğer masumsa... Yediğin lokma seni aynı huya, aynı tabiata, aynı yanlışa sürüklüyorsa, soyun bedelinin üstüne devam eden soy bedel koyar. Tıpkı hayırda da olduğu gibi. Babam? Sizi çok merak ediyordum. Öyle mi? Ben Efe'nin, siz Ali'nin annesisiniz. Ben evladımla 1,5 yıl, siz evladımızla 25 yılı birlikte geçirdiniz. Şükürler olsun ki sizin gibi bir aile tarafından yetiştirilmiş. Sağ olun. Çok şükür Yaradan bize ve Ali'mize haram lokma yedirmeyi nasip etmedi. Bir anne olarak sizin de helal süt emzirdiğinizden hiç şüphem yok. Başka dinlerde çocuk günahkar doğuyor dünyaya geldiği için. Rabbim güzel olmayan bir şeyi yaratmaz. En büyük sanatkar odur. Ondan çirkin çıkmaz. Ondan sonra ne olursa olur, güzeli ve çirkini tercih eder. Benim yüzümden buradaysanız siz rahat olun. Benden bir zarar gelmez. Öyle bir endişem yok. Uzun zamandır mı burada çalışıyorsunuz? Evet. Belki sorulmaz böyle şeyler ama ben çok merak ediyorum. Nasıl seçiliyorsunuz bu tip görevlere? Seçiliyoruz. Siz mi başvuruyorsunuz, onlar mı sizi buluyor? Aile tanımıyorsa burada çalışamazsınız. Aileniz var mı? Çok özel değilse. Yok. Hiç evlenmediniz? Hayır. Çocuk, mocuk. Öyle şeyler bizim hayatımızda zor. Zor, doğru. Mesela ben buraya geldim ya, bahçenin içindeyim. Siz şimdi benim kim olduğumu biliyor musunuz? Kimim? Nerede oturuyorum? Sabıkan var mı? Aileye değen herkesi tanımak bizim işimiz. Mahalleden mi sordunuz? Muhtardan mı sordunuz? Beni nereden tanıyacaksınız? Siz nasıl televizyonun kapağını açtığınızda orada ne var ne yok biliyorsanız, bu da bizim işimiz. Peki siz bu kadar titiz çalışırken o zaman Mehmet Karahanlı gibi bir adamı nasıl öldürdüler? Hala kapalı. Yanındaki birini mi arasak? Hiç değilse ne zaman geleceğini öğrenirdik. Müsait olsaydı telefonu açık olurdu. Ya hastaneden çıkıp bu kadar acil nereye gidebiliyor? Zaten yeni iyileşti. Abinin bir şeyi yok. İyi o zaman. Ben bir şeyi olana çiçekleri vereyim. Gelirse uğradığımı söylersin. Hem bu alemde olacaksın, hem de aşık olacaksın. Kör kurşuna gelmek bu. Bırakın vıdıvıdıyı da şu çiçekleri alın elimden. Tabii ki kapının önünde bırakmadım. Ama bu civarda zaten başka bir yer yok. Buranın da halini görüyorsun. Eğer burada toplanmışlarsa ne yaptılar? Havada asılı mı durdular? Bir tek ayak izi yoktu. Güvercin pislikleri, örümcek ağları. Yıllardır kimsenin girmediği bir yer. Her toplantı İstanbul'da mı oluyordu? Hayır. Zaten sıklıkla yapılan bir şey değildi. Herhalde bundan 2 yıl önce toplanmışlardı. O toplantı nerede yapılmıştı? Sanırım Amerika'da yapıldı. Sophie'yi görmeye gitmişti Kanada'ya. Oradan geçtiğini tahmin ediyorum. Tabii ki o zaman bir şey sormadım. Bunlar düzmece. Toplantı burada yapılmış. Akabinde mekanı metruk hale getirmişler. Bunlar birkaç yıllık değil. Bunlar kim? Nasıl insanlar? Mehmet Karahanlı mason muydu? Masonluğun gizli tarafı kaldı mı? Kimi soruyorsan sor, söyleyeyim mason olup olmadığını. Burada, bu toplantıda Mehmet Karahanlı'nın tanıdığı biri olma ihtimali var mı? Konseyden, çevrenizden. Bilmiyorum. Kimi kastediyorsun? Samuel Vanunu'nun baron adayı olacağını tahmin ediyor muydun? Hayır. Samuel bu işin içinde olabilir mi? Herkes olabilir, hiç kimse olmayabilir. Samuel neden olsun ki? Karahanlı ile hiçbir çıkar çatışması yoktu. Ama Karahanlı öldü, Samuel yaşıyor. Hepimiz yaşıyoruz Polat. Bir şey demiyorum, sadece soru sordum. Düşük bir ihtimal ama katil dedikleri çocuğu iyice araştıracağım. Belki bir iz bırakmışlardır. Vasiyet için Kılıcı bekleyelim mi? Gerek yok. Aile burada. Bekleyelim Nizamettin Bey. Birazdan gelir. Nasıl isterseniz. Neden çekimser kaldınız oylamada Nizamettin Bey? O buranın konusu değil Nergis Hanım. Düşüncelerinizi bilirsem size hak vermek isterim. Ben düşüncelerimi kardeşlerimle de paylaştım. Eğer oyumu adaylardan birinin lehinde kullansaydım, 2'ye karşı 3'le biri baronluk koltuğuna oturacaktı. Ve bunun tek bir sonucu olacaktı. 3'e karşı 4. Bu da bölünme demektir. Sizi anlıyorum. Kimse böyle bir durumda bölünmeyi arzulamaz. Ancak sizin Kılıca vereceğiniz destek, eminim diğer 4 arkadaş içinden birinde ya da ikisinde, en azından aday olmayanlarda olumlu etki bırakacaktır. Diğer 2 aday dediğiniz, biri Samuel, diğeri Ziya Bey. İkisi de vazgeçebileceğimiz kardeşlerimiz değil. Bakın Nergis Hanım, konseyimizi matematik değil, uzlaşma bir araya getirmiştir. Bunu da Sayın Karahanlı sağlamıştır. Kendisinin yokluğunda bu uzlaşma ya olur ya da olmaz. İnanmıyorum. Kim yollamış bunları? Ya abla git ya. Kim yollayacak? Rezil ettin bizi çiçek diye. Al sana bir yıllık çiçek. Doğru ya. Bir Polat bilmiyor işi kabul ettiğimi, burayı boşalttığımı. Çırpıp taşan olaya çıkınca eğlen şan olada. Yine kapalı. Cinayet adamın evinde bulunan bıçakla işlenmiş. Kan izleri, bıçağın çapı, %100 otopsi raporuyla örtüşüyor. Hangi katil bıçağı evine götürür? Somut delillere baktığımızda katil o. Ama kafa karıştıran şeyler var. Adam hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor. Yani ne cinayeti üstleniyor, ne reddediyor. Bu da alışılmış bir durum değil. Zanlının evinde bulunan haplar enteresan. Yani? Türkiye'de Özellikle bu adamın çevresinde hiç kullanılmayan haplar bunlar. Çok meraklısı olmadıkça bunları bulamazmışsın. Adamın bu hapları nereden bulduğuna dair bir ifadesi yok. Canan, bunu öğrenelim. Hı. Bir şansımı denerim Polat. Elif geldi mi ziyaretine? Her gün gelmiş sağ olsun. Bugün görüşmediniz öyle mi? Bir şey mi var? Elif de bizimle çalışacak. Hayırlısı. Çok beklettin mi? Başlayabilir miyiz? Lütfen. Bu Sayın Karahanlı'nın gayri resmi vasiyetnamesidir. Kendi el yazısıyla kaleme alınmıştır. Benim ve Kılıç'ın da doğruluğu üzerinde şehadetimiz vardır. Hepimizin malumu üzere Sayın Karahanlı, kurduğu çok sayıda vakfa servetinin önemli bir kısmını aktarmıştır. Bu vakıfların yönetimi bizim elimizdedir. Neden böyle bir şey yapmış baba? Vergi mevzuatını aşmak için Safiye Hanım. Bu vakıflar olmasa bu paralar olmayacaktı. Vasiyetnamenin konusu kayıt altındaki servetten daha ziyade Sayın Karahanlı'nın kayıt dışında tuttuğu servetiyle alakalıdır. Sayın Karahanlı, Kanada, Amerika, Güney Amerika ve deniz aşırı ülkede bulunan tüm taşınmazını şato ve apartman dairesi arasında değişen arsalarında olduğu 18 adet gayrimenkulü kızı Safiye Karahanlı'nın geleceği için garanti altına almıştır. Aynı zamanda Türkiye'deki ve yurt dışındaki şirket hisselerinden yıllık kâr payının %25'ini kızına devretmektedir. Anne, tabii ki bunlar hepimizin. Ben ne yapacağım bu kadar şeyi? Geri kalan tüm gayrimenkulü Nergis Hanım'a sağlıklı olması şartıyla bırakmıştır. Tabii bu madde düşer. Sayın Karahanlı, Nergis Hanım'ın hastalığı döneminde bu vasiyetnameyi kaleme almıştır. Bunun da yekûnu 47 adet taşınmazdır. Yani Safiye Hanım'da olduğu gibi hisse payının %25'i ise geçimi için ayrılmıştır. Kılıç'a ise Sayın Karahanlı hisse payının %25'ini bıraktığı gibi tüm vasiyetnamenin hayata geçmesi sorumluluğunu ve denetimini bırakmıştır. Geri kalan %25? Geri kalan %25 ile İsviçre'deki özel hesabında saklı $1 milyar nakit menkulü ise oğlu Efe Karahanlı'ya bırakmıştır. $1 milyar mı? Evet. Efe Karahanlı ortaya çıktığında bu hakka sahip olacaktır. Eğer aile karar verirse resmi miras paylaşımı için mahkemeden çıkarılacak gayiplik kararı ile Efe Karahanlı üstündeki hak doğal varisleri arasında paylaştırılabilir. Gayiplik nedir? Efe Karahanlı 1,5 yaşından beri kayıptır. Ölüsü bulunmayan kayıplar için başvurulur ve nüfustan kaydı düşülür. Böyle bir talebiniz olacak mı? Hayır, asla. Benim oğlum ölmedi. Kapının önüne koyuyorum bunları. Arabaya indir Eren, iki iş yapma. Of of. Bir de ofluyor ya. İnsanlar neler yaşıyor? Bu Beyzade en büyük acıları kendini yaşadığını zannediyor. Arabaya indir dedim sana. Hangisini? Ya neredesin sen? Korktun mu yoksa öleceğim diye? Yok. Benim hayatımdaki erkekler ölmüyor. Rahat ol. Çiçekler için teşekkür ederim. Beni çok utandırdın. Sabahtan beri elinde dolaştırdığın çiçeği ben alsam ben de utanırdım. Söylediler mi? Geçsene. Yeni işin hayırlı olsun. Aslında seninle konuşmadan kabul etmeyecektim ama Nizamettin Bey çok ısrar etti. Hayırlısı. Bu kadar mı? Akşam işin var mı? Yok. Yemek yiyelim mi? Konuşacaklarım var seninle. Eğer bu sefer de ekersen... Ekmek yok, söz. Mesrin Hanım, bir iz yok. Memlekette sordurmadığım bir yatılı okul kalmadı. Yahya Reis başka bir isimle kaydettirdiğini söyledi. Ben tarih verdim, resim verdim. Hiçbirinden olumlu bir cevap alamadım. O zaman yurt dışına götürdü oğlumu. Kaç gün içinde nasıl yaptı bunu? Ne Polat Alemdar ismiyle ne Pusat'ın ismiyle o tarihlerde yurt dışına çıkış yok. O zaman oğlum nerede Yahya Reis? Ölüm yoksa bulacağız Nesrin Hanım. Samuel beni şaşırttı. Eğer o aday olmasaydı İplikçi beni destekleyecekti. Benim tahminim Nizamettin aday olurdu. Samuel onu desteklerdi. 3'e 2 ben alırdım. Herkes birbirini deniyor Ziya Bey. Herkes karşısındakinin gücünü yokluyor. Bu yeryüzünde ikna olmayacak adam yok. İster güzellikle, ister zorlukla. Kılıç bu işten vazgeçmez. Halo, senin benim yanımda olduğunu bilir. Nizamettin'le konuşmak lazım. Onu ikna etmeden olmaz. Zorun geçmediği tek adamdır. Ayrıca herkese lazımdır. İplikçi korkaktır. İplikçi korkar. Ama çok korkarsa hepimizi bitirecek tek kişidir. Milletin karısının bilmediğini o bilir. Yoksa kim parasının hesabını bilir he? Tuncay'da sapma olur mu? Polat'la çok yakındır. Polat'ın yokluğunda arkamızda durdu. Ama sonra ne olur bilinmez. Polat sana yapacağını yapmış. Duydum. Bu saatten sonra bir şey yapmaz. Yapamaz. Samuel bu işten çekilirse baron sensin Ziya Bey. Biz seni baron yapacağız. Söz verdik. Seçileceğini söylemiştin Samuel. Seçileceğim. Bu işler kolaylıkla neticelenmez. Ama muhakkak seçileceğim. Samuel, korkuyorum. Neden korkuyorsun? Mehmet Karahanlı'nın ölümünden sonra acaba her şeyi bırakıp gitsek mi diye düşünüyorum. Ben buralara gelmek için kaç yıldır mücadele ediyorum biliyor musun sen Sara? Korkacak hiçbir şey yok. Çıkıyor musun Samuel? Evet, şirkete geçeceğim Betty. Sara da neler hazırlamıştı senin için? Akşama anne. Erken gelecek Samuel. İşim biterse. Kocanı kapıya kadar geçir. Öğretemedim sana. İçimi daralttın daha şuraya gelene kadar Abidin. Ne yapayım abi? Konuş dedin, konuştum. Ziya Bey'den başka alternatifimiz yok. Abi haddim değil ama ben lazım. Kafasının çalışma mekanizmasını benden iyi bilme lüksün yoktur. Çapsız çapsız konuşma Abidin. En tecrübelimiz Ziya Bey. Kılıç Sayın Karahanlı'dan sonra darmadağın. Samuel bu işi yapamaz. Geriye başka alternatifimiz varmış gibi konuşma. Abi madem öyle sen niye aday olmadın? Bizim makamda mevkide gözümüz yok kardeşim. Her ne kadar Ziya Bey tecrübeli olsa da bilhassa diplomasi konusunda eksiklerini kim tamamlayacak? Ben tamamlayacağım. Şunu unutma Abidin. İkinci adamlar daima birinci adamları yönetir. Estağfurullah abi. Çap ister kardeşim yönetmek, çap. Allah cezasını versin bu tırların. Ya şimdi niye durdu bu tır Abidin? Üç. Sen dur. Abi vallahi bizim otla tozla işimiz olmaz. Billahi olmaz abi. Abi mallar burada. Tamam kardeşim. Sağ olasın. Abi büyük tezgah var. En sağlam şoförümüz. Kim kurdu tezgahı Abidin? Abi emniyetten arkadaşlar konunun kendileriyle alakalı olmadığını söyledi. Öyle bir istihbaratları yok. Kim peki bunlar Abidin? Tuncay Kantarcı. Bizimle geleceksiniz. Siz kimsiniz? Gelince öğrenirsiniz. Buyurun. İyi yapmışsın Memati. Çocukları çok tedirgin etmeyin. Ama hepsi dikkatli olsunlar. Söyledim ama bir daha söylerim abi. Abi saldırıyı kimden bekliyorsun? Kılıç hariç herkesten. Kılıcı mı destekleyeceksin? Benim bir oyum yok. Ama yapacağımız her oyunu yapacağız. Hı. Halo birinden bahsetmişti. Onu çıkarabilmiş mi dışarı? Sorayım abi. Abi hemen çıkıyorsun. Bir geçmiş olsun bile diyemedik. Hayırdır Erhan? Hayır dersen hayır olur abi. Hayır Erhan. Sen nasıl emrediyorsan abi. Ama bilmiyorum tabii mesele nasıl intikal etti sana. Erhan, kızı getir. Sadece bir sefer göreceğim. Yok dersem kız gider. Onun üstüne bir daha görürsen kızı sen gidersin. Çok şükür abicim. Kızcağız da ne zamandır elinizi öpmek için yanıp kavruluyordu. Yemin ediyorum görsen Polonyalı demezsin. Aynı bizim Isparta'nın Sarıgül'ü. Abi kaçta emredersiniz? Uzatma Erhan. Ne uzatacağım abi? Bugünün işini yarına bırakmamak lazım. Dış işlerini arayacağım. Bunu kimse yapamaz. Ne diyeceksin dış işlerine Ender Bey? Halo yanımda mı diyeceksin? Olur mu efendim? Bir ülkenin şerefiyle oynuyorlar. Getirmedim tabii Mokoko'nun kralını buraya. Ki bir havamız olsun. O buldum buldum diye bağıran kimdi? Neyi buldum diye bağıran? Ya hani hamamda yıkanıyormuş. Su tası kaldırmış. La onu bulan. Arşimet. Lan bu kirve kendini Arşimet sanıyor. Su tası kaldırdı diye gücü kendinde biliyor. Nasıl çıkacaksınız buradan efendim? Dışarıda sizi illegal de olsa arabadan indirirler. Biz kırmızıyı ilk defa pasaportta görmedik Ender. La kan akacaksa akar. Biz de illaki keklik değiliz. Avukat hanım, ben beni bildim bileli içerim. Böyle mal görmedim. Gavur yapmış. Hapları nereden temin ettiniz? Söylemesi ayıp. Hadiseden bir hafta evvel yolsuz kaldım. Çemberli taşa çıktık. Kapkaca. Ben normalde yapmam da yolsuz olduğum zaman da takılırım bizim zibililere. Baktım bir turist kız çantasını gözüme sokuyor. Dedim benden günah gitti. Kaptığım gibi can kurtarana indim. Gündüz mü gece mi? Gündüz. Zor iş de olmadı. Bizim millet çantasına yavrusuna sarılır gibi sarılır. Kızın umru bile olmadı. Arkamdan bağırmadı bile. Çantadan ne çıktı? Haplar. 3-5 de dolar. Ben zaten hapları görünce çantayı kaldırdım attım. Pasaport, kimlik? Yalan söylemeyeyim ama yoktu diye hatırlıyorum. Demek dedim hap var diye peşimden koşmadı. Turist kimliksiz niye gezsin? Abla bana kimin nerede gezeceğini sorma. Benim aklım orada karışıyor zaten. Türkiye'nin en zengin adamı kim? Dikili taş nere? Bir de geldi bizim bıçağa saplandı, iyi mi? Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Yok, hatırlamıyorum. Ama bu hap da öyle bir şeydi ki yok desem yalan olur. Gir. Sen çık evladım. Oturun Tuncay Bey. Bu ne rezillik Tuncay Bey? Mithat Bey, büyük bir komplonun içerisindeyim. Siz beni tanırsınız. Ben bu işlere asla bulaşmamış, yıllarca devletine hizmet etmiş. Eğer sizi tanımıyor olsaydım karşımda böyle konuşamazdınız. Büyük teessür içindeyim. Benim ismimin uyuşturucu kelimesiyle aynı cümle içinde kullanılması beni kahreder. Tırda bulunan 3 kilo eroin, şoförün ifadesi ve zabıtlar önünüzde. Dosya tekamül etmiş. Bu dosyayla ömrünüzün geri kalan kısmını bir hücrede geçireceksiniz. Bu bir iftira, bu bir komplo. Tuncay Bey, bundan kurtuluşunuz yok. Dosyanın üzerine tarih ve sayı numarası koydurtmadım. Ola ki hatırlı dostlarınız vardır. Var da bu durumda bana kim dostluk eder? Umarım size bu durumda yapılan dostluğu bir ömür unutmazsınız. Unutacak olursanız yapacağım tek şey dosyaya tarih atıp emniyete intikal ettirmek olacaktır. Kim? Senden tek bir ricam var Polat. Mehmet'in katilini bulman. Hepimiz için zor zamanlar. Hem Safiye hem Kılıç çok sarsıldı normal olarak. Kılıç sana yardımcı olacaktır. Tüm gücümle. Ayrıca Kılıç'ın üstlenmesi gereken zor bir görev var. Baronluk. Tabii ki gerçek sahibine iade etmek üzere. Bir Karahanlı'ya. Efe'ye. Sizce baronluk diye bir şey kaldı mı? Bence Mehmet Karahanlı'yı baron yapanlar öldürdü. Bu konsey için iki anlam taşır. Birincisi, konsey dönemi kapanmıştır. İkincisi, kapanmamışsa bile baronun Mehmet Karahanlı'yı öldürenler seçecektir. Ben bununla ilgilenmiyorum Polat. Dediğin doğru olabilir ama demek ki Mehmet'in katillerini bulmak bu konsey seçimlerinden geçiyor. Biz kaybedersek bize bundan sonra yaşam şansı vermezler. Sizin kazanmanız için elimden geleni yapacağım. Büyük geçmiş olsun Tuncay kardeş. Teşekkür ederim. Lütfen buyurun. Duyar duymaz müdahale ettim. Tuncay kardeşimin böyle şeyler yapmayacağına emin olduğum gibi devleti de temin ettim. Açık konuş Samuel. Benden ne istiyorsun? Senden bir şey istemiyorum. Bizim için bir şey istiyorum. Kılıç da Lazya'da bizi felakete götürecek. Sen beni felakete kendin götürdün. Beni tehdit ettin. Bu mu kardeşlik? Bu baronluktur Tuncay kardeş. Eğer ben olmasaydım küçük bir ihmal yüzünden her şeyini kaybederdim. Sadece şunu göstermek istedim. Eğer ben baron olmazsam hepimiz her şeyimizi kaybedeceğiz. Tıpkı senin gibi. Karahanlı gibi. Üstüne tarih atılmamış bir dosya var elinde. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Sen benim sağ kolum olacaksın Tuncay kardeş. Beni anlayacağını çok iyi biliyorum. Amerika, Gürcistan ve Ukrayna'dan sonra Kırgızistan'da da yönetimi değiştirdi. Türkiye'nin ve Rusya'nın etrafındaki çemberi daraltıyor. Sırada Ermenistan var ve daha sonra Özbekistan. Bundan bizim zararımız ne? Rusya'nın nüfuz alanları Amerika'nın eline geçiyor. Rusya'nın kaybetmesi demek, bizim kaybetmemiz demektir. Ayrıca Amerika bütün silah ticaretini, uyuşturucu ticaretini kendi tek eline alıyor. Bu sınırlar enerji kaynaklarını kısıtlıyor. Amerika enerji kaynaklarına doğrudan hükmetmek istiyor. Bugün şaka gibi geliyor ama Amerika, Hindistan'ın, hatta Çin'in gün gelecek enerji alımını kısıtlayacak. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna. Amerika'ya biz ne yapabiliriz ki? Boş durmayacağız. Türkiye'yi kendi arka bahçeleri zannediyorlar. Burayı öyle bir karıştıracağız ki gözlerindeki model ülke başlarına bela olacak. Karahanlı'nın ölümüyle bu fırsat doğdu aslında. Kendilerine baron seçemediler. Lazya nasıl aday olur Akrep? Bunda tedirgin olacak bir şey yok. Umarım baron olur. Nasıl böyle düşünürsün? Eğer tam bağlı olmazsa onu baron yaparlar mı? Ve baron olursa bizim düşmanımız olmaz mı? Samuel'in dostluğundansa Lazya'nın düşmanlığını tercih ederim. Bugün en büyük gün Nina Hanım. Sen de Sırat Köprüsü'nden geçiyorsun. Ben diyeyim cennetin kapıları bizim için aralanıyor. Ne diyorsun sen Erhan? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Sırat Köprüsü ne demek? Süratsizliğin hiç lüzumu yok Nina Hanım. Seni abimle tanıştıracağım. Gelsin elimi öpsün dedi. Ben kimsenin elini öpmem. Ne demek? Bayramlarda sen benim elimi öpmeyecek misin? Hayır öpmem. Niye öpeyim senin elini? Öpme canım. Zaten niye öpeceksin? Sen eğilsen bile ben elimi çekerim. Güzel hanımcık giyeyim. Çok güzel ol. Ama sakın dekolte bir şey istemiyorum. Erhan ben gelmiyorum. Vallahi kendimi öldürürüm. İnat edecek zaman mı? Ben Amerikan vizesini almışım 10 yıllık. Sen Amerika'ya gelmiyorum diyorsun. Üf, hiçbir şey anlamıyorum. Git. Hiçbir yere gitmiyorum. Git. Üstümü değiştireyim. Öyle söylesene gülüm. Ben aşağıdayım. Yere tükürüyorum. Kurumadan geleceksin. Ay, iğrençsin. Ah ben sana nasıl Türk atasözlerini, deyimlerini öğreteyim. Как я его занесла внутрь? Ne var aslanım? Biz de gençtik. Buralarda çok oturduk. Birini bekliyordum ama sizi değil. Ona şaşırdım. Hep sen mi şaşırtacaksın? Bunu siz mi söylüyorsunuz? Bazı şeyler değişmese de dünya çok hızlı değişiyor. Bu kız kulesi kaç haneden gördü? Kaç harp gördü? Kaç asır gördü? Mehmet Karahanlı'yı kim neden öldürdü? Ben alma dedim ama tabii... Avrupa'nın örfünde, adetinde gittiği yere çiçek götürmezsen ayıpmış. Öyle dedi Nina Hanım. Al bir vazoya koy Erhan. Polat abiye verecekti bizzat ama. Yok fark etmez ben genel getirdim. Bugün de nedense bir çiçektir gidiyor. Tabii gönül istiyor ki kimse silah tutmasın. Herkes çiçek tutsun. Ama kör olası dünya düzeni. Erhan, çiçekler bana mı Erhan? Bana bak Nevzat. Bu zor durumumu lehine kullanmaya çalışma. İntikam mı acı olur? Sen kılıbıksın Erhan. Sen karının çantasını da taşırsın. Karım benim çocuğumu taşıyacak. Ben onun çantasını taşımayacağım. Ayıp ayıp. Al şunları vazoya koy. Hani Mehmet abinin arkadaşıydı? Görmüyor musun? Konuşuyorlar. Fizik tedavi bize göre değil. İyileşmez ki o zaman. Eskiden fizik tedavi mi vardı? Siz ne iş yapıyorsunuz? Nerede tanıştınız Erhan'la? Tesadüf. Çok iyi çocuk Erhan. İyidir Erhan. Ben tabii yeni de İstanbul'da yabancıyım. Çok arkadaşım yok. Erhan beni insanlarla tanıştırıyor. Çok iyi bir arkadaş. Arkadaş mı? Arkadaş. Başka bir şey yok. Olamaz da. Niye? Ben ilişki sevmiyorum. Polat abinin ne zaman geleceği belli olmaz. İsterseniz gidin, sonra yine gelirsiniz. Rahatsız mı ettim sizi? Yo. Aslında ayağınız için bir merkeze gitmeden burada bile çalışabilirsiniz. Sen nereden biliyorsun? Ben eğitim aldım Polonya'da. Özellikle spor sakatlığı için. Bakarız. Evli misin? Memati abi hayatta evlenmez. Memati abiye göre bazılarının yaşaması hata, bazılarının evlenmesi. Hayat memat meselesi işte. Sen cambaza bak oyununu bilir misin? Nedir? Eskiden yükseğe bir ip gererlermiş. Cambaz ipin üstünde yürürmüş. Yan kesiciler de insanların yukarıya bakması için cambaza bak, cambaza bak diye elleriyle yukarıyı gösterip milletin cebinde, cüzdanında ne varsa alırmış. Bu sefer oyun büyüdü. Birisi cambazın ipini kesti, cambaz düştü öldü. Bütün ahaliyi cambaz öldü diye cesedin başına topladılar. Yan kesicilerin bu seferki niyeti, milletin cebini değil evini soymak. Bütün mahalleyi soymak. Bütün şehri, bütün memleketi soymak. Cambazla yan kesiciler aynı şebekeden mi? İdi. Karahanlı'yı uyardım. Ama o kabul etmedi. Ona ne teklif ettiniz? Ona oğlun ismini verdim. Ondan isim istedim. Bu yan kesiciler kim dedim. Kimler tarafından yönetiliyor dedim. Bak ipini kesiyorlar dedim. Niye bunu söylesin ki? 30 yıldır en yakınındaki adama söylememiş. Bilse söylermiş. Nasıl yani? Cambazın gözünü bağlayıp ipe çıkarırlarmış meğer. Benimle açık konuş. Dengeler yeniden kuruluyor evlat. Dünyada da, dünyanın merkezinde de, senin merkezinde de. Böyle zamanlarda herkesin kulağına birileri bir şeyler fısıldar. Bu kıyamet zamandaki sura benzer. Herkes sağır olur. Gözünü dört aç. Kirveye dikkat et. Kim olursan ol bu memlekete lazımsın aslanım. Hoş geldin. Ne var ne yok? İyi. İsrail'den düğün DVD'si geldi. Ne düğünü? Bibi'nin düğünü. Telefonda konuştum. Kaydettik, göndereceğiz demişti. Öyle bir şey olmalı ki çok özenli belli olmamalı ama çok şık olmalı. Abla abarttın. Altı üstü bir yemek. Her zaman görüştüğün bir insan. Polat abiye bunu yaparsan Ali çıkıp gelse ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağım. Benimle heyecanımı paylaşacak mısın Eren? Sen birazdan trafiğe takıldığımızda heyecan gör. Abla geç kaldık. Üf, otur şuraya, benim sinirlerimi bozma. Seninle gelendi kabahat. Pardon, abiye kıyafetler ne tarafta? 2 kat aşağıda. Hı -hı, teşekkür ederim. Gelme Eren. Git kendine spor bir şeyler bak. Yaşın ne, giydiğin ne? Burada mı bekleyeyim? Burada bekle Eren. Bu yemek iptal olmasın. Sara, ben bunu beceremiyorum. Sen otur anne, ben yaparım. Tamam. Çağırdık efendim, yolda. Karım ölüyor.